Oy verme günü gittiğiniz zaman sandık kurulu başkanı size bir zarfla tercih mühürü ve oy pusulası verecek. Kesinlikle bunlara bakın, yırtık veya da işaret olan, üstüne olanlara bakın. Sandık kurulu başkanından tekrar değiştirebilirsiniz. Kesinlikle ikinci bir oy pusulası verilmiyor. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi oy kullandık. Hayır veya da evet'e veya hayır'a verdik. Tercih mühürü bastık. Bu geçerli. Neresine basarsanız geçerlidir. Yani bunu bu şekilde basın. Şu şekilde oldu. Bu şekilde yaptık. İki tane hayıra bastık. Hadi üç tane bunu. Bu da geçerlidir. Yani fark etmez. Yani önemli olan şu şekilde yaptığımız zaman, ortasına bastığımız zaman kesinlikle geçersizdir. Veya da şurada. Veya da hem evet'e hem hayıra tercihi bastığımız zaman bu da geçersizdir. Veya da oldu ya, ben burada yırttım. Yine geçersizdir. Onun için oy kullandığımız oyu kime veriyorsak, oyumuzu kullandıktan sonra zarfa katlayıp sandığa attıktan sonra sandık kurulu başkanı imzamızı atacağız ve kimliğimizi alarak oy yerinden ayrılacağız. Oyumuzu kullanmış olarak bitirmiş oluyoruz görevimizi. At abi. İsminiz efendim YSK Özenkaya.